Geldik programımızın ikinci bölümüne. Kudret Ayıldız bizlerle beraber olacak. Kudret, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kudret, tabii seninle biraz daha küresel tarafı konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten de bu hafta çok kritik, çok önemli. Hem fiyatlamalar hem de makro beklentilere ilişkin epey bir konuyu yorumlayacağını düşünüyorum. Zaten soracağım soruları yorumlamama gibi bir durumun söz konusu olamayacak gibi de geliyor bana. Çünkü gerçekten önemli meseleler var. İlk etapta FED'le başlayalım. Piyasalar gerçekten de 25 bas puanlık faiz arttırımına kesin gözle bakıyorlar. Öncelikle sen de kesin gözle bakıyor musun? Aynen, ben de kesin gözüyle bakıyorum. Burada bir herhangi bir problem olacağını da düşünmüyorum. Evet, bunu zaten senden bir önce bir duyayım dedim. Ondan sonra asıl sorulara geçiyoruz. Çünkü zaten piyasalar da şunu söylüyorlar. Bu toplantıda 25 bas puanlık faiz arttırımı kesin. Ama ondan sonraki sürece ilişkin kafalar gerçekten çok karışık. Çünkü enflasyona baktığımız zaman hem çekirdek hem de manşet taraf beklentilerin altında kaldı. İstihdam piyasası hala kuvvetli, hala güçlü, hala sıkı ama yılbaşındaki o sıkılık yok. Biraz daha gevşeyen bir istihdam piyasası var özellikle ücret kanalında. Dolayısıyla tüm bunlar böyle bir araya geldiğinde FED sanki Temmuz, yani içinde bulunduğumuz hafta itibariyle bir 25 bas puanlık faiz arttırımı daha yapacak. Ve ardından da faiz arttırım döngüsü sonlanacak şeklinde de ciddi ve kuvvetli bir beklentiye girmiş durumda. Sen bu beklentileri nasıl karşılıyorsun? Şimdi tabii keşke cuma günkü kişisel tüketim harcamaları verisini görerek FED kararlarına giriyor olsaydık daha güzel olacaktı. Çünkü biz enflasyon rakamını gördükten sonra asıl enflasyon detayını projeksiyonlardan bildiğimiz PCE enflasyon detayına biz perşembe günü ulaşacağız. Bu açıdan da biraz enflasyonla alakalı süreci hani tam net görebildik diyemeyiz ama şu bir gerçek. FED tünelin sonundaki ışığa gitgide yaklaştı ve bu toplantıda zaten ana senaryomuz 25 bas puan faiz artışının gerçekleşmesi şeklinde. Ama piyasalarla FED arasında bir ayrışma var. Ne ayrışması var? FOMC üyeleri ne diyor? 2 adet faiz artışı diyor. Şimdi piyasalara bakıyoruz. Bu toplantıda yapacağını yapacak. Ondan sonra faizi yıl sonuna kadar sabit bırakacak. Hatta ilk faiz indirimini de Mayıs civarlarında bekliyorlar. Şimdi önümüzde Temmuz'dan sonra Eylül ayına kadar 2 tane tarım dışı istihdam, 2 tane enflasyon, işte 2 tane büyüme gibi önemli ekonomik göstergeleri göreceğiz. Ta ki Eylül toplantısına kadar arada da bir Ağustos ayı var ve sonuna doğru da Jackson Hole'de işte başkandan acaba sinyal gelir mi gelmez mi cevabını arayacağız. Bu sebeple de oldukça hani zamansal anlamında biraz soru işareti yaratacak bir dönem. Ama ben Fed'in özellikle bu noktada veri odaklı bekle gör politikasıyla hareket edebileceğini, erkenden yani bu toplantıda faiz arttıracak, artık faiz arttırma döngüsünü sonlandırdık, bundan sonra faiz artmayacak şeklinde bir düşünce mekanizması içerisinde olmayacağını düşünüyorum. Evet, enflasyon detayları burada sevindirici. Sadece Amerika'da değil, İngiltere'de bile sevindirici. Ama hani baktığımız zaman FED bu noktada hala o sıkı mesajlarını vermeye devam edecektir. Ne zaman enflasyon göstergeleri istediği noktaya gelir, o zaman tabii ki düşüncesini değiştirecektir. Bu anlamda Eylül her daim masada. Her ne kadar şu anda faiz artış beklentisi Eylül tarafında kabaca %20'ler civarlarında olsa da, yeterli bir oranı olmasa da, bu noktada gelecek data setlerine dikkatle takip etmek gerekiyor. Peki Kudret, senin beklentin ne? Şimdi evet, piyasalar gerçekten de Eylül ayına ilişkin hala akıllarda bir soru işareti var. Sen bu toplantından sonra bir faiz arttırım döngüsünün sonlanabileceğini düşünüyor musun? Yoksa gerçekten de bundan önceki toplantıda noktasal grafiklerin dediği gibi 2 adet daha yıl sonuna kadar, ki 1 adedi bu toplantıda olacak gibi duruyor. Yani bu toplantıdan sonra 1 adet daha faiz arttırım bekler misin? Ben Eylül ayında Fed'in faiz arttırmayacağını düşünen taraftayım. Çünkü enflasyon göstergeleri bu noktada Fed'in daha agresif bir tonda devam edebilme görüntüsünü bence engelliyor. Ama Fed bu toplantıda faiz artış döngüsünü sonlandıracağız şeklinde bir ifade kullanmayacaktır. Ve veri bazlı önümüzdeki görüntüyü inceleyeceğiz. Enflasyonla alakalı mücadelemiz devam ediyor. Bu konuyla alakalı eğer ekstra bir aksiyona geçmemiz gerekirse banka bu noktada bütün kanallarını kullanacaktır şeklinde spesifik o klişe mesajlarını devam ettirecektir. Ağustos ve Eylül dönemini bu şekilde inceleyecek olup o toplantıda eğer şartlar uygun olursa FED bu toplantıda biz pas geçtik, faiz artış döngüsünü de tamamladık şeklinde bir mesaj verebileceğini düşünüyorum ama şu andan böyle bir sinyal olmayacaktır. Ben Eylül ayında kişisel olarak da burada bir faiz artışı yapılmayacağını düşünüyorum. Peki FED Başkanı Powell aslında yarın akşamki toplantıda faiz arttırımından ziyade ya da faiz kararından ziyade, çünkü az önce de dile getirdim, yani piyasalar neredeyse kesin gözle görüyorlar. Hatta neredeyse değil, kesin gözle görüyorlar 25 bas puanlık faiz arttırımını. Ama piyasalar daha çok Powell'ın söyleyeceklerine odaklanmış gibi duruyor. Dolayısıyla Powell'dan nasıl bir sözlü yönlendirme gelebilir? Yani kuvvetli bir tonda evet faiz arttırım döngüsünün sonlanacağını dile getirme ihtimali bence çok zayıf gibi duruyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Aslında bence burada Başkan Powell belki bir konuyla alakalı aynı şeyi tekrar edeceği bir toplantı süreci olabilir. Daha önce bunu Lagarde tarafında da görmüştük. Çünkü
gelecek soruların en nihayetinde faiz artış döngüsü tamamı devamı. Sürekli bu soru sorulacak ve sürekli başkandan bu konuyla alakalı net bir mesaj aranacak. Ama ben biraz önce de söylediğim gibi Başkan Powell'ın bu noktada daha önce yapılan hatalardan ve mevcut süreci geç kalmak ya da erkenden süreci tamamlamamak görüntüsü içerisindeki o kafa karışıklığından kaynaklı, veri odaklı biz bundan sonraki süreçte istihdam piyasasını, enflasyon dinamiklerini takip edeceğiz. Eğer burada bozulmalar devam edecek olursa, enflasyon temasında problemler yaşanırsa biz bu noktada sıkı para politikası aksiyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz şeklinde o bilinen aslında Merkez Bankası başkanlarının genel çerçevede yaptığı klişe açıklamalar olacaktır. Ben tabii burada şunu çok merak ediyorum. Özellikle petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler işin enerji maliyetleri tarafında yeni dönem enflasyon üzerinde bir soru işareti oluşturacak. Ve bundan sonraki süreçte hani enflasyon data setiyle birlikte Merkez Bankası'nın aksiyonunu görmek gerekecek. Ama burada ister istemez buna ilişkin çok daha net bir şekilde sorular olacaktır. Ama onlar da muhtemelen klişe bir geçiş cümleleri oluşturacaktır. Peki tüm bu gelişmeler doğrusunda özellikle de dolar endeksine ilişkin nasıl bir beklentin olur? Şimdi dolar endeksini tabii ki yorumlarken senden hani dolar endeksi yorumlamadan önce bir de Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin beklentini almak istiyorum. Çünkü dolar endeksi dediğimiz unsurun içerisinde %57 oranında euro dolar paritesi var. Aslında Fed mi, ECB mi dolar endeksi için şu anda kritik diye sorarsan ben direkt ECB'yi söylerim. Neden? Çünkü Fed'i az çok biliyoruz. Ama Fed'i bilirken Fed'in enflasyon rakamını biliyoruz. Faiz rakamını biliyoruz ve faiz rakamının enflasyonun üstünde olduğunu görüyoruz. Ama sorun Avrupa tarafında. Faizi 4, enflasyonu 5,5. Ve burada ECB'nin iki toplantıda hani faiz artışı yapıp 25'er bas puanda süreci 4,5'lara taşıması senaryosu var. Ama enflasyon 5,5'da ve enerji tarafındaki baskılanma süreci devam ediyor. Bir yandan da sen de gördün Almanya'dan imalat PMI verisi geldi ki Mayıs 2020 yani pandemi döneminden itibaren en kötü rakamlardan bahsediyoruz. Bu sebeple de ECB'nin vereceği mesajlar dolar endeksinin teması olarak çok daha önem arz ediyor. Daha fazla şahin ton verebilecek mi? Bunu inceliyor olacağız. Nitekim bu toplantıda 25 bas puan, Eylül toplantısında yine 25 bas puan faiz artışı ihtimali var. Ama Eylül'de de yapılacak toplantıda hani kesin gözüyle bakabilecek miyiz? Lagarde'a bakacağız. Eylül'den sonra devam ettirebilecekler mi? Yine Lagarde'ın açıklamalarına bağlı olarak dolar endeksi fiyatlama davranışlarını değerlendireceğiz. Bu işin temel tarafı. Fiyat açısından ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani 2021 yılı başında kabaca 89'lardaydı. Daha sonra 2022 Eylül'de 115'lere geldi. İşte tam bu hareketin yani 89'larla 114-70 arasının %61.8'lik düzeltme bölgesi Fibonacci sağ olsun kabaca 99-17'den geçiyor. Peki dolar endeksi bu ay nereye dip yaptı? 99-17 yani nizami bir dönüş var. Şimdi teorik açıdan baktığımız zaman bu hareket dolar endeksinin tekrar yükselme eğilimi göstermesi için önemli bir sinyal teknik açıdan. Ama makro çerçevede bu desteklenecekse yani euro dolar paritesinin tekrar düşüş eğilimi oluşturabilmesi için burada güvercin bir ECB lazım ya da beklentilere karşılamayan bir ECB lazım. Bu sebeple de ECB'nin kararı dolar endeksi için önemli. Yani 99-17 hadi yuvarlak hesap 99'un altında biz dolar endeksi görmemiz lazım ki euro dolar paritesi için pozitif bir reaksiyon verelim. Kısa vadeli olarak da şu anda 101'lerin üzerinde kalma çabası var. Eğer yarın Fed ile birlikte 101 üzerinde devam edecek olursak kabaca 102-30'lara kadar. Ve orada Avrupa Merkez Bankası'nın yani Lagarde'ın özellikle açıklamaları 102 bölgesinin üzerine çıkabilecek mi? Yoksa burada tekrar 99'lara doğru bir baskın oluşturacak sorusunun cevabı için de önemli olacaktır. Kısa vadeli satıcılarla uzun vadeli alıcılar arasında ciddi anlamda bir mücadelenin olduğunu ve ECB'nin bu noktada kilidi çözebileceğini söyleyebilirim. Peki son olarak bir de euro dolar paritesine bakalım. Çünkü 1.12.20'lere doğru yeniden bir yükseliş hareketi oldu 1.12'lere kadar. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 1.10.40'lardan geçiyor. Ve 1.10'ların altına doğru da sarkma ihtimalinden de bahsediliyor. Bu geri çekilme daha ne kadar sürebilir ya da bu düşüş hareketleri alım fırsatı olarak mı değerlendirmek lazım Kudret? Şimdi öncelikle kısa vadeli olarak dolar endeksinin bir miktar daha yukarı çıkacağı düşüncesi euro dolar paritesini kabaca 1.09'lara belki de taşıyabilir. Ama daha altında olacaksa yani euro dolarda daha fazla düşüş olacaksa dolar endeksinin kısa vadeli o engelleri aşması lazım. Örnek veriyorum işte ilk etapta 102.30'lar sonra 103.50 gibi önemli dirençler var. Eğer Lagarde bekleneni veremezse o zaman euro dolar paritesi bu noktada aşağı yönlü hareketlerini hızlandırır. Kabaca 1.09.10'lar
hani test edilebilir diyoruz ama bunun da altında 1.07.50'ler bile konuşulabilecek bir durum oluşur. Ama eğer Lagarde güçlü mesajlar verir, piyasa bunu benimserse o zaman dolar endeksindeki bu noktada yükselişler sınırlanır. Tekrar 99'lara doğru bir iğme. Euro dolar paritesi de o zaman 1.09'ları destek görür. 1.12 işte 1.13 bölgesine doğru tekrardan bir mekanizma oluşturmak isteyebilir. Peki şimdi FED'e ilişkin beklentilerde de bir miktar değişiklik, hatta bir miktar değil net değişiklikler olduğunu görüyoruz. Tabii ki beklenti de tutar tutmaz, yani piyasa beklentisinden bahsediyorum ayrı mesele, ama bu beklentilerin daha düşük tonlu şahin ya da kimine göre daha güvercin olabileceğine, yani bu bu şekilde adlandırıldığı için bu ifadeleri kullanıyorum. Ama en nihayetinde sene başındaki şahin tona ilişkin bir beklenti yok FED'e yönelik. Dolayısıyla da altın fiyatlarında bir miktar güçlenme oldu. Yani 1930-1920 dolarlara doğru yaklaşan bir ons altın, hatta buralara işlem gören bir ons altın fiyatından bir anda 1960'lara doğru bir hareket yeniden tetiklendi. An itibariyle şöyle bakıyorum, gözümde bir yanda ekranda 1957 dolar. 2000 dolarlar üzeri, hatta sene sonuna kadar tabii ki FED'e bağlı, Avrupa Merkez Bankası'na bağlı gelişmeler, ama tüm bu beklentiler doğrultusunda 2500-2700 bu seviyelere doğru bir ons altın görünme ihtimalini nasıl görüyorsun? Ben bu hareketin olabilmesi için, yani 2000'in üzerinde 2500-2300 gibi rakamları telaffuz edebilmem için benim tek baktığım nokta, ons altın 2000 doların üzerinde aylık kapanış yapabilir mi, yapamaz mı? Şu an için biz 2078 tüm zamanların zirvesini test etmemize rağmen, geçmiş yıllarda da bu rakamlara ulaşmıştı hatırlarsak, hiçbir zaman 2000 doların üzerinde aylık kapanış yapmadı. Yani bizim burada aslında teyit noktamız 2000 dolar üzerinde aylık kapanış yapıp yapmayacağı. Kısa vadeli olarak baktığımızda Fed eğer piyasalara ben Temmuz'da faiz arttırdım, artık daha fazla arttırmayacağım şeklinde bir mesaj verirse, altının 1950'yi dip kabul etmesi, kısa vadeli 1985 bölgesini aşması 2000'lere yaklaşma ihtimalini ön plana çıkartır. Fed derse ki ben Kudret, şimdi faiz arttırdım. Kudret, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum Kudret. Sana çok teşekkür ediyoruz. Çünkü acil bir şekilde savunma sanayi fuarına dönmemiz gerekiyor. Efendim, IDEF 23-16. Savunma sanayi fuarı başladı ve muhabirimiz Tuğba Aşıcı'nın yanında Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Yılmaz var. Tuğba, söz sende.